Bizim için çekimler aslında çok güzel geçti. Sadece Kapadokya'nın hiçbirimizin alışık olmadığı bir soğuğunda biz başladık çekimlere. O bizim için biraz bir ilk başta şok etkisi yarattı. Ama hikaye, ekip, işte oyuncu arkadaşlar, yapım hepimiz o kadar çok işimizde gücümüzdeydik ki ve hepimiz için aslında şartları zorlayıcı unsurlar vardı. Oyuncular için nasıl bu sahneyi daha iyi oynarım, yapım için nasıl? Yani hepimiz aslında işimizi daha iyi yapabilmenin derdindeydik. Ve çok kolektif ve çok güzel bir enerji vardı. O açıdan yani çok yapıcı geçti diyebilirim bizim için Kapadokya süreci. Peki hangi karakterde izleyeceğiz sizi? Ben Seyit karakteriyle karşınızda olacağım. Seyit, yörenin önemli taş ustalarından Mustafa'nın torunu. Babasız büyümüş bir çocuk. Ve dedesinin de yaşın ilerlemiş olduğundan dolayı hani kardeşine, annesine ve bütün ailesini çekip çevreleyen bir çocuk. Ve hani annesine ve kız kardeşine o baktığı için kadın özellikle kadın mağduriyetine karşı bir hassasiyeti var. Ve Zühre de tam onun aslında bu yumuşak karnına dokunuyor ve yardıma muhtaç bir halde görüyor onu ve asla tabii ki kayıtsız kalamıyor buna. Zühre'nin yükünde sırtlanıyor yani. Evet, tam olarak öyle oluyor Öyle aslında. söyleyelim onu. Ama işte Seyit yapısı gereği asla bunu yük olarak görmüyor. Yani o sonunu düşünen biri değil. Orada sadece yardım edilmesi gereken biri var ve ona sonuçları ne olursa olsun yardım etmenin derdinde. Ve edecek de. Yardımın sonunda ne oluyor? Var mı bir aşk? Vallahi yardımın sonunu söyleyemem tabii ki. Ama çok zor bir aşk olacak tabii ki. Peki ne izleyeceğiz dizide? Ne görecek izleyici? Dizide bir kere her şeyin başında bir gerçeklik görecek seyirci. Çok zor bir aşk görecek. Dizilerde çok bazen kısır döngüler oluyor. Bizde kesinlikle öyle bir şey yok diyebilirim. Yani bütün karakterler gerçek, hepsinin kendi hikayesi var. Seyirci ona verilenden ziyade orada izlediği her şeye empati kurabilecek bir proje izleyecek. Çekimler başladı. Kapadokya'dan geldiniz. İstanbul'da başladı mı? Devam ediyor mu çekimler? Henüz başlamadık sanırım. Bir gün içinde başlayacağız. Bekliyoruz. Kapadokya nasıl geçti? Kapadokya çok güzel geçti. Sonra son günlerde artık bir sancı başladı bizde. Çünkü böyle Araf'ta gibi hissettik kendimizi. Oraya o kadar alıştık ki İstanbul'a gidince nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Soğuğu tabii ki çok yordu. Gelirken 20 dereceydi hava. 40 derece farkla geri döndüm. Eksi 20 ile gidip 20 ile döndüm. Ama oranın çok enteresan bir enerjisi var. Böyle birçok oyuncu arkadaşımla da aynı şey oldu. Hiç yabancılık çekmedik. Böyle bizi rahatlattı. İlk bölümlerin, çekimlerin orada olması bize çok kolaylık sağladı. Güzeldi. Peki ne izleyeceğiz dizide? Dizide ne izleyeceğiz? Dizide bir sürü şey izleyeceğiz ya. Çok fazla şey var. Şimdi bakıldığı zaman bir oğlanla bir kızın aşkı gibi görünse de o kadar çok hikaye ve o kadar çok karakter var ki. Ama ana artele gelirsek Zühre ve Seyit'in hikayesini izleyeceğiz. Yani bir kaçış hikayesiyle beraber başlayan bir imkansız aşk hikayesi aslında. Kına görüyorum. Senaryoda yerine kınarım. Zühre evlendiriliyor. İstemediği biriyle mi? Evet, istemediği ve kendinden yaşça büyük biriyle. Onun kına gecesinden Zühre'ye kalan o köy yerinde, çünkü yakılır mutlaka böyle şeyler. Ben de gerçekten olsun istedim kına. Ya aslında öyle bir Gülizar Hanım'ın öyle bir dayatması yoktu ama o yörede mutlaka bu olurdu. Bana da his olarak çok yardımcı olur böyle şeyler. Ben de o yüzden gerçekten elimde bulunsun istedim. Peki Zühre nasıl bir karakter? Zühre çocukluğundan beri erkek egemen bir aile içinde büyümüş bir kız. Liseye kadar okumuş, çok çalışmış, her yerde çalışmış, tarlada çalışmış, evde çalışmış. Tek istediği şey özgür bir birey olup hayatına kendi adımlarıyla devam edebilmekken, yaşadığı aile ve yörenin baskısıyla ve babasının ona attığı bir kazıkla kendinden çok yaşça büyük bir adamla evlendiriliyor ve bu Zühre'nin bu olayla birlikte her yönünü görüyoruz. Zühre'nin ne kadar kuvvetli olduğunu, ölümü göze alarak özgürlüğüne kavuşmak için her şeyi yapabilecek bir kız olduğunu, ama aslında çok masum, hiç dokunulmamış, el değmemiş bir masumiyetinin olduğunu. Buna rağmen gözü karalığını göreceğiz Zühre'nin. Zühre biraz işte hep aynı tanımı yapıyoruz aslında. Menderes abi söylemişti bana ilk Menderes Samancılar.
Kısrak gibi bir kız. Peki Seyit'le nasıl kesişiyor yolu? Seyit'le işte ben bu hayat yaşamayacağım diye ölümüne bir kaçış yolundayken Seyit karşısına çıkıveriyor. Sonra ne oluyor? Sonra... No spoiler. Menderes Samancıları hangi rolle izleyeceğiz dizide? Evet, bu dizide Fikret diye bir karakteri canlandıracağım. Aslında hikayenin başlaması da Fikret'le başlıyor. Yani yaşını başını almış bir adamın kendinden onlarca yaş küçük birine sevdalanınca her şey birbirine karışıyor tabii. Fikret'in yapmaması gereken bir iş aslında ama gönül ferman dinlemiyor. Bunları söylerken de Fikret'i savunacak halimiz yok. Fikret de bu feodal yapı içerisinde bu sistemin bir parçası, bir uzantısı. Bizi burada ilgilendiren hikayenin doğru noktalara varabilecek olması ve sistemin bu tür davranışları ileride dışlayacağına da inanıyoruz. Peki Fikret farkında mı hatasının? Fikret her şeyin farkında. Bütün zalimler gibi o da ne yaptığının farkında. Yani adam hem despot, hem tiran, hem diktatör. Yani Fikret'e ne desek az. Onu insanlaştırmanın yoluna bakacağız. Benim oynadığım bir karakter. Biraz kendime doğru çekersem arkadaşı kendine gelebilir. Yoksa onu kendine getirmesini de biliriz tabii. Peki Zühre nasıl tepkiler veriyor Fikret'e? Zühre nasıl tepki versin ki? Yani sevdiği biri var. Sevmediği birinin yanına gelmiş. İnsan sevmediği birinin yanında sevdiği bir hayatı yaşaması mümkün değil. Yani bu su doğru yolu bulacaktır elbet ama nasıl olacak? Hangi çözümler bulunacak? Bulunacak mı ayrıca? Hiçbirini bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Peki Seyit var bir de. Seyit'le Fikret karşı karşıya geliyor mu? Mutlaka karşı karşıya gelecekler. Geldikleri yerler var. Ama sert anlamda henüz karşı karşıya gelmediler. Ama hayat böyle dişlilerle dolu olduğu için mutlaka bu dişliler de birbirine çarpacak. Bakayım arada ezilen kim olacak. Peki dizide ne izleyecek izleyici? Ne görecek ekranda? İzleyici sarsılacağı bir projeyle karşı karşıya. İzlediğinde hem kendinden parçalar bulacak, hem ülkesinden parçalar bulacak. Hem heyecanlanacak, hem duygulanacak. Öfke de saklı duracak bir kenarda. Bence seyirci uzun yıllardır böyle güzel bir proje izlemedi. Hep beraber izleyeceğiz. Ben oyuncunun yanı sıra bu tür güzel işleri izlemeyi de seviyorum. Oturup ben de halkımla birlikte izleyeceğim. Bakayım nerelere varacağız.